Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hun, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'taki silahlarımızı kullanırken yapılan hatalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte hangi silahla koşarak ateş edebilirsin, hangi silahla koşarak ateş etmemelisin, işte eğimin nasıl olmalı, uzak mesafede sprey atmaman gereken silahlar vesaire vesaire zaten videonun içinde göreceksiniz. Bunlara değineceğiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Askerdeydim, 6 aylık bir askerlik sürecim vardı. Askerden döndüm, hız kesmeden videolarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde eğitici Valorant içerikleri atmayı planlıyorum çoğunlukla. Videoları izleyip de abone olan kullanıcı sayısı gerçekten çok az. Şu anda da ekrana koyuyorum, ekrandan görüyorsunuz. Videoyu izledikten sonra abone olup bu tarzdaki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. Videoya like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar sıradan başlayalım. Öncelikle klasik. Şimdi arkadaşlar klasik basit bir silah. Bütün silahları ayrıntılı ayrıntılı değinmeyeceğim. Bu şekilde video çok uzun olur. O yüzden ufak ufak geçeceğim. Şimdi klasikte eğer şöyle uzak mesafeye gidelim. Uzak mesafedeyseniz örnek veriyorum. Eko kalıyorsunuz. Paranız yok. Yeniliyorsunuz. Şöyle çıktığınız adam karşınızda. Burası. Şu adamı farz edelim. Adam karşınızda, buna eğiminiz ne kadar yukarıda tutarsanız o kadar kafa hizasına gelir. Yani eğiminizi böyle yürümeyin abi. Eğiminizi her zaman yukarıda tutarak yürümeye çalışın ki adam bir anda karşınıza çıktığında ona headshot atma oranınız yüksek olsun. Adam direkt karşınıza çıktı. Uzaktaki adama tek tek kafasını sıkarsanız gördüğünüz gibi iki mermi de headshot atıyormuş. Şöyle bakalım kafaya kaç vuruyor. Kafaya 78 vuruyormuş. İki vuruşta da adamı düşürebilirsiniz. Yakın mesafedeyseniz örnek veriyorum, böyle gidiyorsunuz, karşınıza bir daha var. Adam bir anda karşınıza çıktı, yakın mesafede sağ klik vurduğunuzda bildiğiniz üzere üçlü mermi atıyor. Üçlü atış moduna geçiyor. Üçlü atış modunda vurduğunuzda direkt olarak tek yiyor bu mesafede. Bakalım hangi mesafeden tek yemiyor. Biraz daha uzaklaşalım. Gördüğünüz gibi bu mesafeden üçlü sıktığınızda isabetli bir şekilde gitmiyor. Uzak mesafeden sağ klikle attığınızda başarılı bir vuruş elde edemezsiniz. Uzak mesafeden sol klikle tekli tekli, yakın mesafeye geldiğinizde yakın mesafede sağ klikle üçlü atış modunda vurursanız daha etkili bir performans elde edersiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ikinci silahımıza geldik arkadaşlar. Shorty. Shorty pompalı tarzı bir tabanca, tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum ama pompalı grubuna giren bir tabanca çeşidi. Arkadaşlar Shorty'de böyle şöyle bir şey var ki bildiğiniz üzere iki mermisi var. İki atışı kaç, bir dakika, otomatik şarjörü bir kapatalım. Sınırsız mermiyi kapatalım. F3'e basıyorum, niye olmuyor abi? Şuradan sınırsız cephaneyi kapatalım. Bildiğiniz üzere Shorty'nin iki mermisi var arkadaşlar. İki mermiden sonra eğer adamı ıskalarsanız reload süresi uzun ve bu animasyon süresinde büyük ihtimalle ölmüş olursunuz. O yüzden yakın mesafede bununla asla uzak mesafeden fight'a girmeye çalışmayın arkadaşlar. Zararlı çıkarsınız uzak mesafeden. Gördüğünüz gibi hiçbir etkisi yok. Ama yakın mesafeye geldiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi, yani eğer ben body vurdum bir de kafa atarsanız direkt olarak tek atıyor. Yani uzak mesafede asla bununla denemeyin. Yakın mesafede de eğiminizi iyi olmaya çalışın. Arkadaşlar bu oyunda tek bir kural var. Soğukkanlı olmak. Soğukkanlı olduğunuzda her türlü iyi oynamaya başlarsınız. Eğiminizi iyileştikçe ve soğukkanlı oldukça bu oyunu iyi oynarsınız arkadaşlar. Soğukkanlı olmak çok önemli bu oyunda. Tekrardan alalım. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Yakın mesafede etkili, uzak mesafede etkisiz. Yakın mesafede atışı kaçırmamanız gereken bir silah arkadaşlar. Evet, şimdi geldik Frenzy'ye. Arkadaşlar tabanca çeşitleri arasında Frenzy'de çok yanlış yapılan bir hata var. Arkadaşlar bunda sprey atmayın. Sprey atarsanız gördüğünüz gibi, bak şu duvara iyi bakın. Eğer sprey atarsanız, bu silahta uzak mesafeden bahsediyorum. Uzak mesafeden sprey atarsanız etkili bir sonuç elde edemezsiniz. Ama uzak mesafedeki adama tek tek sıktığınızda gördüğünüz gibi şeydir. Arkadaşlar bu oyunda çoğu silahla sprey atmamanız gerekiyor. Sprey atmanız gerekenleri söyleyeceğim birazdan. Çoğu silahla uzak mesafeden sprey atmamanız, tek tek sıkmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi headshot vurduğunuzda, tek tek sıktığınızda, sınırsız cephaneyi tekrardan açalım. tek tek sıktığınızda verim alıyorsunuz ama sprey attığınızda gördüğünüz gibi şarjör çoktan bitti ama hiçbir hasar vuramadık. Ama tek tek sıktığınızda gördüğünüz gibi adamları bir bir düşürebilirsiniz arkadaşlar bu silahla.
Yani demek istediğim bu silahla ilgili de şu. Uzaktan sprey atılmıyor. Ya, uzaktan sprey atmamanız gerekiyor. Tek tek sıkmanız gerekiyor. Ama yakın mesafeye geçtiğinizde yakın mesafe fightlarında sprey atabilirsiniz. Çünkü alan genişliyor. Alan genişlediği için mermilerin dağılma yeri hedefiniz oluyor arkadaşlar. Bu yüzden yakın mesafeden sprey atabilirsiniz ama uzaktan sprey atmamanızı öneririm. Oyundaki en sevilen tabancalardan birisi Ghost arkadaşlar. Ghost gerçekten çok etkili bir silah. Bütün tabanca fightlarında genellikle kullanılan zaten bu. Ghost'un en önemli yanı arkadaşlar, örnek veriyorum, sıktıktan sonra bakın, mouse şu anda oynatmıyorum. Cross hep sabit bir yerde kalıyor. Cross dağılmıyor, yani böyle yukarı çıkmıyor vurdukça. Ve bu headshot atmanın en kolay olduğu silahlardan birisi arkadaşlar. Headshot atmak bu silahla gerçekten diğer silahla, diğer tabancalara göre biraz daha kolay. Çünkü mesela Şerif'e de birazdan değineceğiz. Şerif gibi her atış yaptığınızda Cross'un inmesini tekrar beklemenize gerek yok. Örnek veriyorum, Şerif'le sıktığınızda Cross buraya çıkıyor, tekrar geri iniyor. Ama bunda gördüğünüz gibi çok ufak ve hızlı bir şekilde cross inip çıkıyor. Yani tepmesi yok denilecek kadar az arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde şöyle bir şeye değinelim. Adamı gördüğünüzde eliniz ayağınız birbirine girip böyle tok 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 sıkmaya çalışmayın arkadaşlar. Adamı gördünüz. Sonuçta onun elinde de, ya tabanca rağından bahsettim. Onun elinde de tabanca var. Onun elinde de büyük ihtimalle ghost var. O da size aynı şekilde hasar verebilecek. Eğer karşınızdaki rakip heyecan yapar, size heyecan yapmazsanız o böyle etrafa sıkmaya çalışırken siz ona tek headshot atarsınız ve knockout edersiniz arkadaşlar. Yani bu oyunda panik yapmıyorsunuz arkadaşlar. Soğukkanlı oluyorsunuz. Ghost ile ilgili bahsedecek fazla bir şey yok. En iyi tabancalardan birisi, benim kullandığım en iyi tabanca, sürekli kullandığım tabanca diyebilirim. Çünkü dediğim gibi headshot atması en kolay silahlardan birisi arkadaşlar. Tabancalardan birisi. Ben bunu kullanıyorum. Siz de bu şekilde poligona gelerek böyle eğiminizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar bununla. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Şerif'e. Arkadaşlar, Şerif'in şöyle bir huyu var ki bakın. Ghost'a iyi bakın. Bak, görüyor musun? Cross'a bir iyi bak. Bak Cross'a. Çok ufak bir yukarı çıkıp tekrar geri iniyor. Hızlı bir şekilde iniyor Şerif ama. Şimdi Şerif'le yapmamanız gereken en önemli şey arkadaşlar, Şerif'le sprey atmayın. Yani tak 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 sıkmayın. Sıktınız. Bak, sıktık, adamın kafasını kaçırdık değil mi? Bekleyeceğiz inmesini. Adamın kafasını kaçırdıktan sonra tak 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 sıkarsanız mermi hiç istemediğiniz yerlere gider. Hop hop hop. Bak, headshot atamadım. Bekledim inmesini. Bekledim. Bekledim. Atamadım, bekledim. Bekledim. Bak, atamadım, bekledim inmesini. Yani bu şekilde Şerif'le sprey atmamanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer örnek veriyorum, yakın mesafedesinizdir. Adam bir anda karşınıza çıkmıştır, tamam mı? Tak tak diye iki tane vurabilirsiniz seri bir şekilde. Ama uzak mesafeye geldiğinizde, şöyle uzak bir mesafeden bakalım. Eğer siz böyle 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 sıkarsanız hiçbir merminiz adama gitmez. Direkt tek bir headshot'la işi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa her atışta duracaksınız diye bir şey yok. Zamanla eğiminizi geliştire geliştire daha iyi sonuçlar elde etmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Şerif'in şöyle güzel bir yanı var arkadaşlar. Şerif ve şu gardiyan eğiminizi hızlı bir şekilde geliştirmenize yardımcı olur. Yani bunlar da iyi bir performans elde ederseniz emin olun Phantom'u, Vandal'ı daha iyi, daha etkili bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü eğiminiz gelişmiş olur. Tek tek sıkılması gereken silahlar olduğu için yani eğiminiz iyileşecek, headshot oranınız artacak ve Vandal'la, Phantom'la da oynamanız iyileşecek arkadaşlar zamanla. Şimdi gelelim arkadaşlar Stringer'a. Stringer şöyle bir silah. Koşarak sprey atmayı seven arkadaşlar Stringer oynayabilirler. Tabi her silahta olduğu gibi uzak mesafeden, hafif makinede her silahta olduğu gibi uzak mesafeden fazla bir etkisi yok. Bu arada bu silah, nasıl diyeyim size, mermi dağılması en az olan silahlardan birisi. Yani hedef aldığınız noktaya iyi bir şekilde gidiyor mermiler. Koşarak sprey attığınızda fazla bir şey kaybetmiyorsunuz. Örnek veriyorum, şöyle cross'u kafa hizasına alalım. Yani gördüğünüz gibi ilk 4 hedefi falan güzel bir şekilde indirdik. Yani bunda koşarak sprey atarsanız bir şey kaybetmezsiniz. Bunda koşarak sprey atarsanız abi body oynayacaksınız. Çünkü kafaya aldığınızda mermiler ilk 3 mermiden, 4 mermiden sonra her silahta olduğu gibi bunda da dağılmaya başlıyor. Mermi atış hızı da çok hızlı olduğundan dolayı yakın mesafede yok ediyor arkadaşlar. Yani yakın mesafede böyle koşarak sprey atabilirsiniz bu silahta. Hiçbir zararı olmaz. Örnek veriyorum. Heaven'da
C'yi düşünelim. C'nin double door tarafından girişini. Girdik double door'dan abi. Sağımızda adam var. Sağımızda adam olduğunu biliyoruz. Sağımızdaki adam da bu olsun. Double door'dan çıktık. Adamı gördük. Tarayarak geçebiliriz arkadaşlar. Yani yakın mesafeden koşarak tarayabilirsiniz bu silahla. Ama uzak mesafeden her silahta, hafif makinalı her silahta olduğu gibi etkisiz arkadaşlar. O yüzden uzak mesafede kullanmanızı pek tavsiye etmem. Şimdi geldik arkadaşlar rekoratlarda en çok kullanılan Spectre silahımıza. Spectre silahında da Stringer'daki bazı özellikler sabit arkadaşlar. Bunda da koşarak taramanızda hiçbir zarar yok arkadaşlar. Çünkü tepmesi biraz az yakın mesafede. Yani koştuğunuzda mermiler fazla dağılmıyor diğer silahlara. Vandal'la mesela koşarak taradığınızda mermiler dağa taşa gider. Ama bunlar da öyle değil arkadaşlar. Yakın mesafede yok eden bir silah. Yakın mesafede aim'iniz kuvvetliyse yok edersiniz bu silahla. Ama uzak mesafeden dediğim gibi hafif makinalı her silahta olduğu gibi fazla etkili değil. Bunda da uzak mesafeden aynen bu şekilde tek tek çıkıp headshot oynamaya çalışacaksınız arkadaşlar. Diğer türlü zararlı çıkarsınız. Yakın mesafeden ama patır kütür tarayabilirsiniz. Yine aynı şekilde bir şey düşünelim. C'nin double door girişini düşünelim. Adam var solumuzda duvarın köşesinde pusmuş. Çıktık abi koşarak tarayabiliriz. Hiçbir zararımız olmaz. Evet diğer silahımıza geçebiliriz. Şimdi geldik arkadaşlar Bucky'ye. Rakip kullandığında çıldırabilirsiniz. Bucky gerçekten çok etkili bir silah arkadaşlar. Ne kadar güncelleme upgrade gelse de hasarı biraz düşürülse de gerçekten etkili bir silah. Yakın mesafeden hem sağ kılıyı hem sol kılıyı. Bak. Sağ kılıyı tek atmıyor kafadan ama sağ kılıyı tek atmıyor ama sol kılıyı tek atıyor. Yakın mesafeden oynanması gereken bir silah. Zaten söylememe gerek bile yok. Uzak mesafeden pompala denerseniz bakalım 3 vuruşta. Yani siz bu 3 vuruşu atana kadar rakibiniz, yani 3 saniyelik bir süre, siz bu 3 atışı yapana kadar rakibiniz sizi her türlü nakavt etmiş olur arkadaşlar. O yüzden bununla pusacaksınız abi bir yerde. Yakın mesafe oynayacaksınız. Uzak mesafe oynarsanız etkili bir sonuç alamazsınız. Evet diğer silahımıza geçebiliriz. Abi bu silahın nasıl okulduğunu biliyorum. Jutge, Juggle mıdır nedir artık. Siz ismini yorumlara yazarsanız sevinirim nasıl okunduğunu. Şimdi arkadaşlar bu silahla aynı diğerinde olduğu gibi bu da sonuçta bir pompalı. Diğerinden tek farkı daha seri atış yapabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi uzak mesafeden yani Allah'a emanet gidiyor. O yüzden bu silahı da yakın mesafede kullanmanız gerekiyor. Yakın mesafede gördüğünüz gibi tak 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 tek atabilirsiniz arkadaşlar. Yani pompalılar her oyunda aynıdır arkadaşlar. Yakın mesafeden kullanmanız gerekiyor. Uzak mesafede kullanırsanız adamlar sizi patates edebilirler. Ellerinde Vandal, Phantom falan varsa sizi bununla sıkana kadar adam tek headshot'ta sizi knockout edebilir. O yüzden yakın mesafede kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer silahımıza geçtik. Bulldog. Bulldog'la ilgili fazla bir bilgim yok çünkü fazla oynadığım bir silah değil. Hatta oyuna başladığımdan beri bir kere falan oynamış olabilirim. Ama bunda da aynı sistem geçerli. Kafadan 1 veya 2 atıyor mesafeye göre değişiyor. Orta mesafeden kafadan tek atıyor arkadaşlar. Uzak mesafede taramanız pek yararlı olmaz. Çünkü gördüğünüz gibi mermiler hiç şey yaptığım eğim aldığım yerlere gitmiyor. O yüzden tek tek oynamanız gereken bir silah. Uzaktan tek atışla headshot oynamanız gereken bir silah. Ama yakın mesafeye geldiğimizde diğer silahlardaki şeyler geçerli. Tarayabilirsiniz yakın mesafede. Ama uzak mesafede tek tek sıkmanız daha yararlı olur. Örnek veriyorum. Şöyle bir mesafedeyiz arkadaşlar. Adamı gördük. Buradan eğer bir sprey atmaya çalışırsak, ulan göte balı öldürdük de, sprey atmaya çalışırsak etkili verim alamayız. Bak eğimim nerede, mermiler nereye gidiyor? Dikkat edin. Eğim aşağıda, mermiler yukarı gidiyor. Ama skoba açıp tak. Aa, bunun skoba açtığımızda 3 atış modu varmış bu arada. Ben de yeni fark ettim. Hop. Tak 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 tak. Kafa oynamaya çalışırsak daha etkili olur arkadaşlar. Düşük elo'larda arkadaşlar, düşük elo'larda çoğu arkadaşımız silah mekanikleri bilmediğinden dolayı bu hataya düşüyor. Siz uzaktaki adama tek tek sıkarken adam sizi böyle taramaya çalıştığından siz avantajlı oluyorsunuz. O sizi taramaya çalışırken siz ona tak tak headshot'tan knockout edebiliyorsunuz direkt arkadaşlar. Oyunda en sevdiğim silahlardan birine geldik. Guardian. PUBG Mobile, PUBG oynayanlar bunu Mini 14'e benzetebilir arkadaşlar. Her mesafeden kafadan direkt tek atıyor arkadaşlar. Kafadan 156 vuruyor headshot olarak. Body'den de 67 157 154 vuruyor.
Bunda arkadaşlar sprey atmamanız gerekiyor. Yani böyle tak 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 sıkmamanız gerekiyor. Sakin bir şekilde, soğukkanlı. Soğukkanlı headshot'ı bulacaksın, basacaksın mermiyi. Headshot'ı bulacaksın, basacaksın. Headshot'ı bulacaksın, basacaksın. Bu şekilde arkadaşlar. Yani bunda eğer tararsanız, karşınızdaki adam soğukkanlı bir şekilde oynuyorsa sizi düşürür arkadaşlar. O yüzden tek tek oynayacaksınız. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. F3 ortaya alalım. Hazır diyelim. Başla diyelim. Bakın soğukkanlı. Adam çıktı vurdun. Adam çıktı vurdun. Adam çıktı vurdun. Adam çıktı vurdun. Çıktı vurdun. Çıktı vurdun. Bu şekilde arkadaşlar eğiminizi geliştirebilir ve reflekslerinizi hızlandırabilirsiniz burada sürekli böyle oynayarak. Direkt en zora alıp kendinizi zorlamayın. Kolay moddan, orta moddan, zor moda böyle yavaş yavaş devam edin. Ben hala zor oynamıyorum. Yaklaşık 2 haftadır falan oynuyorum bu oyunu. Zor oynamıyorum. Hala kolayda elimi ısındırıyorum ısındırırken. Ve her oyuna girdiğinizde mutlaka arkadaşlar poligona girip bu şekilde elinizi ısındırın arkadaşlar. Öneririm size, tavsiye ederim. Ve dediğim gibi, en başta söylediğim gibi arkadaşlar, Şerif ve Guardian oynarken eğiminiz gerçekten gelişir ve Vandal'da oynayışınız gerçekten fark eder. O yüzden Guardian ve Şerif oynamanızı tavsiye ederim. Bu en azından şeyde, poligonda. Çünkü dediğim gibi bunlarda ne kadar iyi oynarsanız eğiminiz o kadar gelişir. Çünkü bu silahlarla oynarken soğukkanlı olmayı öğreniyorsunuz ve eğiminizi geliştiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik oyundaki en çok kullanılan silahlardan birine arkadaşlar. Phantom. Phantom arkadaşlar gerçekten etkili bir silah. Headshot'tan yakın mesafede ve orta mesafede direkt olarak tek atıyor. Vandal'la arasındaki fark şu arkadaşlar. Phantom'un spray hızı daha hızlı. Vandal'ın biraz daha yavaş ama Vandal hiçbir şekilde affetmiyor. Her mesafeden kafadan direkt tek atıyor arkadaşlar. Phantom daha hızlı sprey atabildiği için body'den daha hızlı öldürebilir. Yani karşınızda Vandal oynayan bir oyuncu varsa, size body atıyorsa, siz de body atarak daha hızlı bir şekilde öldürebilirsiniz. Çünkü spray hızı daha yüksek arkadaşlar. Ya headshot oynarsınız zaten affetmezsiniz ve hiçbir zaman body oynamaya alıştırmayın kendinizi arkadaşlar. Her zaman headshot oynayın. Phantom'da yapılmaması gereken en önemli şey, koşarak taramayın arkadaşlar. Koşarak tararsanız etkili bir sonuç elde edemezsiniz. Örnek veriyorum, koşuyorsunuz, adamı gördünüz, shift. Direkt shift. Shift'e basarak ateş edeceksiniz. Ve sprey atmanızı önermem arkadaşlar. Tek tek, yani tek tek dediğim 3 mermi. 3 mermi, 3 mermi, 3 mermi, 3 mermi, 3 mermi, 3 mermi. Çünkü bu silahlarda 3 mermiden sonra yapan Valorant'taki her silahta 3 mermiden sonra, bak sağa sola, ben oynatmıyorum şu an deyimimi, sağa sola oynamaya başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bunun için sprey atmanızı önermem. En azından body attıysanız bile, bak adamı mesela tutturamadınız, tamam mı? Mesela şu adam, tutturamadığınız adamı duracaksın abi, sprey atmaya devam edersen silah saçmalar. O yüzden duracaksın, tık 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 tık. Arkadaşlar soğukkanlı olup bunları göz önünde bulundurursanız oyunda kendinizi hızlı bir şekilde geliştirirsiniz. Soğukkanlı olmak, sürekli tekrarlıyorum, soğukkanlı olmak çok önemli bu oyunda. Evet, şimdi de geldik oyundaki en çok kullanılan silahımıza, Vandal. Oyunun en güçlü silahlarından birisi. Arkadaşlar Vandal'da, Phantom'da olduğu gibi koşarak taramayacaksınız. Koşarak tararsanız gördüğünüz gibi hiçbir mermi adama isabet etmedi. Göte bala bir tanesi headshot gitti ve adam öldü. Tek tek oynayacaksınız headshot. Çünkü headshot attığınızda adamın öleceğini biliyorsunuz, tek yiyeceğini biliyorsunuz. O yüzden taramanıza hiç gerek yok. Tak headshot, tak headshot, tak headshot, tak 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 tak. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela işte şöyle bir şey de göstereyim. Tak headshot arkadaşlar. Bak kaçırdım mesela. Olabilir, insanlık hali. Bunu da kaçırdım. Bunu da kaçırdım. Böyle böyle geliştireceksiniz zaten eğiminizi. Kaçıra kaçıra. Kaçırdım diye üzülmeyin arkadaşlar. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın. Sonuçta bu poligon paralı veya başka bir şey değil. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kadar gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Refleksinizi ve eğiminizi geliştirmek için birebir arkadaşlar bu poligon. Gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş bu antrenman modunda. Böyle böyle arkadaşlar, dediğim gibi reflekslerinizi hızlandırabilir ve eğiminizi geliştirebilirsiniz. Şu anda da ben hiç oynamadım, yani direkt oyuna girer girmez tak videoya giriş yaptım. Hiç şu anda elim ısınık değil, bir şey değil. Bu şekilde elimi de ısındırmış oluyorum şu anda. Hem video çekiyorum, elimi ısındırıyorum. Şimdi gelelim Ekorantların en gözde silahlarından birisine arkadaşlar. Aslında çoğu oyuncu bunu kullanmıyor ama kullanılması gereken bir silah. Gerçekten hani scope açılmasa bile mermiler çok hizalı gidiyor arkadaşlar. Ve body'den
orta mesafede ya bakın ve yakın mesafede tek atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, scope da açıp oynayabilirsiniz. Scope açtığınızda zaten direkt nişan aldığınız yere gönderiyor mermiye. Ama scope açmadığınızda da direkt olarak fazla bir tepme payı olmadan direkt olarak hedef aldığınız, cross koyduğunuz yere gidiyor çoğunlukla. Marshall gerçekten deneyin arkadaşlar. Kendinizi geliştirirseniz çok etkili bir silah. Yürürken sıkarsanız arkadaşlar cross koyduğunuz yere gitmez var. Mesela bak adam dibimde, yürüyorum tak, gördüğünüz gibi gitmedi. Tak yürüyorum gitmedi ama adamı gördünüz, durdunuz eğildiniz tak. Durdunuz eğildiniz tak. Evet arkadaşlar, geldik şimdi oyunumuzun en güçlü silahına. Hiçbir şekilde ne body ne GS affetme arkadaşlar. Her türlü tek atıyor ve gördüğünüz gibi 3 tane adam arka arkaya dizdim. Hop vurdum headshot'ı. Üçü birden yok oldu. İki tane adam hop vurdum yok oldu. Şurada üç tane adam tekrardan hop vurdum. İkisi yok oldu. Birisine niye gitmedi bilmiyorum. Tam arka arkaya değiller diye herhalde. Tak getirdim. Tak vurdum. İkisi de yok oldu. Arkadaşlar sniper oynamayı seviyorsanız gerçekten pahalı bir silah. Fazla oynanmıyor. Ama oyunda ekonomi iyi ise kullanılması gereken, iyi oynadığınız takdirde takımda birisinin, en az birisinin oynaması gereken bir silah. Gerçekten hiçbir şekilde affetmiyor arkadaşlar. Adamın ayağını sıksanız bile direkt olarak tek atıyor arkadaşlar. Yani güç arkadaşlar, bu silah takımda olması gerçekten güç. AWP oynamanızı, yani operatör oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim makinalı tüfeklere. Arkadaşlar Odin ve Ares'ten bahsedeceğiz. Öncelikle Ares'ten. Ares'te arkadaşlar uzak mesafeden fazla bir iş çıkaramazsınız. Yani fazla bir iş çıkaramazsınız dediğim yine etkili ama scope açmadan, yani şöyle taradığınızda fazla bir iş çıkaramazsınız. Taradığınızda yine aynı şekilde tek tek sıkmaya çalışacaksınız veya scope açıp 3'er 5'er 3'er 5'er mermileri atarak bir şey yapmaya çalışacaksınız. Yakın mesafeden çok etkili bir silah. Uzak mesafeden fazla etkili olmasa da yakın mesafeden yok eden bir silah arkadaşlar. Ya bunda yakın mesafede scope açmadan ateş edebilirsiniz ama uzak mesafede scope açmadan ateş ettiğinizde mermiler istemediğiniz yerlere gidecektir. O yüzden scope açmanız önemli arkadaşlar. Odin'de de aynı şekilde. Şimdi Odin'e geçelim. Odin'de de aynı şekilde arkadaşlar, scope açarak sıkmanız gerekiyor. Scope açmadan sıktığınızda gördüğünüz gibi mermiler, bak cross'um nerede? Cross'um adamın üstünde, mermiler nereye gidiyor? O yüzden scope açmanız gerekiyor ve çok uzun süre taramayın arkadaşlar bunda. Ve sprey atarken mouse'unuzu aşağı doğru çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela sprey atmaya başladım. Mouse'u aşağı çekiyorum şu anda. Eğer aşağı çekmezsem bakın nerelere gidiyor. Görüyor, hala çıkıyor. O yüzden yani aşağı çekerek, mouse'u aşağı çekerek ateş etmeniz gereken bir silah. Odin'i ben hiç sevmiyorum. Yani oynayamıyorum da açıkçası. Ben Odin'i oynamıyorum o yüzden. Yani garip geliyor bu silah bana. Hem ağır, hem seni yavaşlatıyor, hem sıkmazın şey. Adam karşında hani direkt fantomla sen tık tık tak atarken sen bir saat bununla scope aç, sık efendim, bekle falan. Çok yavaşlatan bir silah. O yüzden ben tercih etmiyorum arkadaşlar Odin kullanmayı. Yani en kötü, ekonomi kötüyse bile ya Spectre ya da Ares kullanıyorum. Ares bana göre Odin'den daha iyi bir silah. Yani hasarı falan düşük tabi ama en azından daha isabetli atışlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu şöyle bir güzel manzarada bitirelim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Olan aşağı düştük ya. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar oyunculuğunuz ilerler. Gerçekten eğiminizde iyi bir hale gelir. Oyunculuğunuzda ilerler arkadaşlar. Bu hususlara dikkat edin ve en önemli şey oyunda soğukkanlı olmak arkadaşlar. Videonun başından beri belli 50 kere söyledim. Ama soğukkanlı olmak çok önemli arkadaşlar. Soğukkanlı olun. Aim'inizi geliştirin. Ve emin olun zamanla iyi oynamaya başlarsınız. Hassasiyet ve grafik ayarları ile ilgili video da gelecek arkadaşlar. Hassasiyetinizde ne şekilde olmalı onu anlatacağım ben size. Başka sormak istediğiniz, videosunu istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse videoyu fazla uzatmayalım. Dediğim gibi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.